Kamptaydım. NTV'deki programı yayının o hafta televizyona dair yapımcıdan mesaj geldi. Dedi ki İsrail'deki durumlar nedeniyle dedi. Ben o kadar gündemden habersizim ki haberim olmamış. İki gün geçmişti. Telefon ettim ne oldu diye. Hocam dedi büyük arıza çıktı işte roketler atıldı bir şeyler. Açtım televizyonu ve e, bilmediğim hiçbir şey olmuyor. Ben 50 yıldır bu dünyadayım. En az 5-10 kez ben oradaki bu hikayenin alevlenmesini yaşadım. Burada ben büyük bir boşluk olduğunu düşünüyorum. Zira bakıyorum ondan sonra biraz sosyal medya biraz haberler geliyor. Herkes olması gereken yerde, vermesi gereken tepkiyi verirken ve otomatik davranışları bir teviye tekrarlarken bizde biraz küçük değişiklik var. Türkiye Cumhuriyeti olarak biraz daha itidal tavsiyelerimiz öne çıkmış bu sefer. Yani eskiden bayağı bir taraf olabiliyorduk ya da bayağı bir duyarsız kalabiliyorduk. Şimdi biraz daha belki farklı ama genelde taraftarları, karşıtları, kimin kimi tutacağı belli. Öfkelenmesi gereken öfkeleniyor, sevinmesi gereken seviniyor. Çok garip bir kurgu izliyor ki biz ve bu İlk iki gün itibariyle bine yakın insanın canı pahasına oluyor. Ben bu boşluğu taşıyamıyorum ya yani bu çok zor bir şey. Sen bu alanlara benden çok daha yakınsın. Benim bilmediğim, benim boşluğum dolduracak bir şey var mı burada yani? Kaçıncıdır oluyor? İnsanların ve aynı zamanda insanlığın boşlukta olduğu bir vakadan bahsediyoruz. İsrail-Filistin vakasından 1948 yılından itibaren her daim tartışmalı, her daim büyük kamplaşmalara sebep olan ve insanların adeta vicdan sorgusu bence. İsrail-Filistin meselesinde bence herkes kendi vicdanını da test ediyor. Niye test ediyor sorusunun bende çok net bir cevabı var. Her ne kadar hiçbir işlevi yokmuş gibi görünse bile Birleşmiş Milletler'in İsrail Filistin vakası konusunda kararları var. İsrail'in resmi bir işgalci statüsünde olduğu zaten Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış ve defalarca oradan geri çekilmesi gerektiği konusunda açıklamaları var. Şimdi buraya bakıyorsunuz Birleşmiş Milletler. Kimin oluşturduğu da belli Birleşmiş Milletleri. Ama dün Almanya'da ondan önceki gün Belçika'da Filistin lehine gösteri yapılmanın yasaklandığı bir ülke. O zaman diyorsun ki Avrupa demokrasisi dediğimiz şey bu. Bence köhne ve vahşeti de içeren bu medeniyet acaba demokrasi gibi, etkileşim, katılımcılık gibi, özgür irade ve söz özgürlüğü gibi bir konu siyasi bir çıkar olduğunda nasıl dibin dibine vuruyor? nasıl yasaklanıyor? Bu iki yüzlülüğü görüyorsun bu tarafta. Diğer taraftan bize döneceğim. Bireysel olarak insana yani Sinan ve Uğur meselesine döneceğim. Ne zaman olsa yine görüşümü belirtirim. Ve bu konuda da görüşümün değişme ihtimali de yok. Orada yaklaşık 70 yıldır abluka altında olan, özellikle son 18 yılda Gazze'deki ablukanın, 17 yılda Gazze'deki ablukanın çok sertleştiği, insanların kitlesel olarak öldürüldüğü görüntüleri izlemişsinizdir. Ya bomba tepeden aşağı iniyor yani. Hani bir bir bina, iki bina, üç bina yıkılıyor. Hiçbir hedef yok. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması var. Savaş kuralları yok, savaş mahkemesi yok. Bütün kuralları kaldırdım diyor. Bu zaten başlı başına bir savaş suçu. Neyi kaldırıyorsun? Ya yani Bunu söylemek bile aslında bir devletin kendisini ifşası konusunda bir araç. Şu muhabbete hiç girmeyeceğim ama işte Hamas'ta ama Filistinliler'de. Abi 70 yıldır... Aynı şey mi? 70 yıldır yerleşimci adı altındaki işgalcilerle yaşamaya zorlanıyorsun. Yani en basit yani evine gelip birisi çadır kuruyor ve yavaş yavaş evini ele geçirip seni çadıra girmeye zorluyor. Hatta dışarıda diyor... Böyle bu iyi halin çadır. yoksa öldürülüyorsun. Tabii tabii. Bu ben, iyi halin. Yani, hayatını çadırın. koruyabilirsen bu da. Evet, evet, bu aynen. iyi halin. Yani, o yani o batış... buradaki... Yani bütün dünya devletleri nezdinde olan bu şeyi sanki devletler savaşı gibi algılamaya devam etmek kadar garip bir boşluk ben kaldıramıyorum abi. Bu belli ki uluslararası sermayenin, silah endüstrisinin şunun bunun arada bir fitilini ateşlediği muhtemelen Ukrayna'daki savaşta dahil olmak üzere belli planlı miksajları yaptıkları bir ortamda yaşıyoruz ama burada efendim bir taraf olmak olayı bir dini ya da bilmem ne başka bir hikayeden okumanın ben gerçekten zihinsel bir boşluk yarattığını düşünüyorum. Yani burada bir yanlış var ve bu insanlık yanlışı. Yani herhangi bir bir grubun dinin öbürüne karşı bir yamuğu ya da üstünlüğü alçaklığı değil konu. Bir oradan bakabilsek sanki bana işte geçenlerde bir akademisyen arkadaşımızın yurt dışından sipariş ettiği kitaplar gümrüğe takılmış. Ben de benzer bir şey yaşayınca kızgın bir tweet attım. Birisi demiş ki İsrail'in katliamları demiş gümrük kadar ilginizi çekmedi galiba falan diye. Herkes sanıyor ki bir şey olduğu zaman herkesin verdiği tepkiyi vermelisin. Ben bunu yıllardır reddediyorum. Hayır. Tweetle çözülebilecek şey var. Bir de oturup çalışarak daha güçlü bir ülke Çok olmak da. için, daha güçlü bir odak olmak için yapılabilecek şeyler var. Ben o boşlukları öyle doldurmayı tercih Çok. ediyorum. Yani burada son söz söyleyeyim. Ya net bir taraf var, ya da taraf falan yok. Ama net taraf dediğim şey sadece insanlığa taraf olabilirsin. Bu senin vicdan muhasebendir. İnsanlığın yanındasın ya da değilsindir. Bu tartışmanın başka bir lamıcımı mi yok? Yani hiçbir ara odak, hiçbir ara yol Filistin İsrail meselesini bu eksende okumamız dışında bize bir şey gösteremez diye düşünüyorum. İnşallah diyelim.